Barışa giden yol, Ermenilerin tarihi gerçekleri kabul etmesinden geçer. İnsanlık tarihinin belki de en kara sayfalarını yazan Ermenilerin, Iğdır'ın Hak Mehmet köyünde yaptığı katliamlara bugün yabancı bilim adamları da tanıklık ediyorlar. Özellikle bir köy vardı, Hak Mehmet köyü. Bu köye ben de gittim. Orada bir toplu mezar bulunmuştu ve burada bu olaylar esnasında öldürülen Türkler bulunmaktaydı. Yaklaşık 30 kişi kadardılar. Genç kadınlardı bunlar. Elbiselerinden anlaşılıyordu. 21 yaşında, 23 yaşında oğul varmış yanında. Derilse ben bunu da sağa kurba keseyim. Bunu şeyliler. Senin abin mi? Evet. Benim abimdi. Böğüz abim. Bunu... Ağzını kesiyorlar babanın yanına. Yıkılırlar yere. Bıçağı götürürler. Bunun başını kesirler. Babasının yanında. Başını kesirler. Rus topçu yarbayı Tverdok'a... O vakit Ermeni mezalimin zamanında 19 yaşında vardım. 18-19 yaşında. Ermeniler teşkilat kurmuştular. Burada Antranik isminde bir paşa vardı. Ve bu teşkilatı idare ediyordu. Köylere, köylerde başladı, mezalime başladılar. İlice'de, Alaca'da, Ambu Makanda'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, buralarda yapmadıkları mezalim kalmamıştı. Erzurum'da da 6-7 bin kişi katliam etmiştiler. Onu çoğunu tutup götürüp de barakalara kapatmak şartıyla. Bir camışın üzerine yorgan bağlayır, gaz tökür, yakır, onu merece kapatırlar. Camış oradaki şenlici burada öldürülür. Bunların mezalimi artık tükenmez derecede mezalimler var. Akla geldikçe insan aklını oynatıyor. Anadolu topraklarındaki Ermeni katliamlarının tek tanığı Türkler değil. Bu kazılara İtalya'dan, Avusturya'dan ve daha birçok ülkeden antropolog ve tarihçiler de katıldılar. Orada ölüler. Anadolu'da Ermenilerin yaptıkları mezalime uğrayan yerlerden sadece birkaçıdır. Erzurum'un Alacaköyü, Iğdır'ın Obaköyü, Hak Mehmet'i. Erkekleri topladılar, getirdiler, doldurdular bu eve. Bu eve doldurdular, yanmış hemen. Babam der, ben üzümlerin altına kaçamadık. Köyün etrafında sardı Ermeniler, kaçabilmedik. Ben üzüm tenklerinin altına gizlendim der. Ben ve bacaranların hepsi oralara gizlendiler, bağlara. Geceyi biz bekledik, gece belki kaçak. Bunlar... Biz gece bu burada katlan yapılan yerle bizim bağın arasında bir duvar vardır yakın adam. Ben de tencerenin altına gizlenmiştim diye baktım dedi. İlk önce bir siyah duman evin bacasından çıktı havaya. Biraz çıktıktan sonra baktım bir bağırışma başladı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah diye bağırdılar, bağırdılar diye. Derim böyle baktık ki hamısını yakırlar demek ki. Odun yerine yakırlar bu merhumlar dedi. Derim orada kaldık derim. Gece dinledim derim onları. Yandı tam söndüğünden sonra derim ev uçtu üstlerine yandı. Söndü, sesleri söndü.